Değerli arkadaşlar ve de değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle bugün yine Pınar'ın kaynağından programımıza devam ediyoruz. Bu sohbet inşallah 245. sohbetimiz olacak. Bu sohbette de yine siz değerli izleyicilerimizden gelen talepleri karşılamaya gayret edeceğim. Birinci olarak İzmir'den Sayın Furkan Yiğit beyefendi sormuş. Şöyle yazmış. Değerli Hakkı Bey, anlamakta zorlanıp çelişkiye ve kuşkuya düştüğümüzde sorularımıza cevap vererek bizleri aydınlatıyorsunuz. Maide suresinin 3 ve 90. ayetlerde put ve putlar olarak geçen ensab kelimesi, İnşirah suresi 7. ayette fensab, yorulmak olarak çevriliyor. Bazı ayetlerde de dert, hastalık olarak çevriliyor. Bu konuda bizleri aydınlatır mısınız? Evet, çok teşekkür ederim. Bu vesileyle, yani bu sorular vesilesiyle siz değerli kardeşlerimize de Kur'an'ımızla ilgili parça parça bilgiler aktarıyoruz. Ondan da mutluyuz. Şimdi değerli kardeşlerim, Arapların hani sözlük icatları, sözlük uydurmaları, yani uydurma kötü gibi oluyor da yani yalan anlamında değil. Bir şeyi meydana getirme, oluşturma anlamlarında bunları biliyorsunuz. Araplar kendileri, çevreleri, hayvanları ve doğa üçlüsünden kullandıkları sözcükleri meydana getirmişlerdir. Burada bazen Araplar bir kökten, yani kök sözcükten, ki bunlar genellikle Arapçada sülasi mücerret, yani soyutlanmış üç harf eklenmesiz, çıkarmasız üçer harf dikkate alınır. Hep böyle üretmişler. Dört harfliler, beş harfliler, hani başka yerlerden gelmiş veyahut da nadir. Ama kendileri, kendi dil bilginlerine, kendi halk denen yani büyük usta, bunlar da bu üçlü dörde çıkarma, kök anlam sabit kalmak üzere beşe çıkarma, altıya çıkarma, bunları meçhul, malum gibi şekillere sokma gibi hünerler göstermişlerdir. Ama aslında üç harfle yola çıkmışlardır. Şimdi şöyle, geçmişten de bir vesileyle bildirdiğim bir konu vardı. Herkes daha iyi bilsin gibi. Şöyle, Araplarda mesela ayın harfi, lem harfi, mim harfi. Üç tane kök bu harfi birleştirmişler. Birisinde bir kalıp değiştirmişler. Alime yalemü diye bir bab şey yapmışlar. Burada buna ilim demişler. Alime alemi ilmen diye maslarıyla bunu ayırmışlar. Bu bilgi demek. Bütün Kur'an'ımızda da bu kalıp hep bilgi. Bilmiyor musunuz? Bileceksiniz, bilmelisiniz falan diye. Ve masları ve ismi de ilimdir. Ha, ilim deyince aslında ıyla ilim de biz hani bizde Türkçeleştiği şekliyle söylüyoruz. Birisi bu. Mesela aynı harfleri tutmuş Alime'yi Aleme demiş, Yalimü de, Yalemü de, Yalimü demiş, Aleme Yalimü diye değişmiş. Bunda da işaret, alamet anlamı vermiş. İşaret koydu, alamet koydu falan diye. Bunun maslarını da alamet demiş. Bunu da Türkçemizde de hani biliyoruz. Alem sözcüğü de bundan gelir. Alem de Allah'ın varlığına, birliğine,
alamet olan, işaret olan şeyler demek. Demek ki bu üç harften farklı farklı sözcükler türetmiş. Evet. Şimdi kardeşimizin, Furkan Beyefendi'nin sorduğu soruda da burada üç harf var. Nas, Nun harfi, Sad harfi, B harfi. Bundan da 3-4 tane farklı sözcük türetmiş. Bunların mastarlarıyla nasap demiş, nusup demiş, nisap demiş, öyle söyleyeyim, nusup demiş, böyle değişik mastarlar üretmek suretiyle 3-5 tane fiil ve anlam çeşidi meydana getirmişler. Şimdi burada ben size şöyle arz edeyim burada ki onu şey yapalım. Bir defa bu sözcüğün ilk şeyi nasap kalıbıyla olduğu zaman yorulmak, zahmet, karıştırmak gibi anlamlara gelmiş ki hani Musa peygamberin de hani ilim öğrenmek için hani bilginlerin toplantı yere gitmek için çektiği zahmetler şunlar bunlar nasaban sözcüğüyle de ifade edilir. Bir de nasp sözcüğü kalıbı var burada. O da dikmek demek. Dikmek. Bu da hani ne diyeceksin? Ağacı dikmek, tahtayı dikmek, bir direği dikmek falan filan şeyleriyle anlamı var. Bir de bunun nusup sözcüğü var. Oradan gelme. Nusup da dikili taş. Genellikle bu Arapların dikmiş olduğu taşlar ki kutsadıkları, tapındıkları veyahut da yani böyle kurbanları diyelim, adaklarını falan özel olarak o taşın yanına götürürlerdi. İşte o taşlar anlamda bunun tekili. Ha, şimdi şeydeki Maide suresindeki 3 ve 9'daki ensap sözcüğü buradaki nusup sözcüğünün çoğulu. Evet, nusup sözcüğünün, dikili taş sözcüğünün, kutsanmış taş sözcüğünün çoğulu. Şimdi yine burada bu sözcükle şey yaparak yine nusubu böyle söyleyeyim. Şer, azap falan anlamlarında da kullanırlardı. Şimdi bunun ötesinde nasb sözcüğünü biliyorsunuz nasb etmek, dikmek diyeceğim. Hani memurluğa atanma, müdürlüğe atanma falan sözcükleri de bu dikme sözcükleriyle de yine aynı şekilde atama anlamında da bu şey yapılır. Bir de yine bu sözcükle yani dikilme, ayırma şeyiyle nasip, hisse, pay anlamında da bu şey yapılır. Hatta ve hatta bu sözcükten yine şey olarak nasibe diye bir sözcük vardır. O da havuzların yahut da kuyuların kenarına dikmiş oldukları taşların anıdır. Bir de burada yine aynı sözcükle hani yine bir başka versiyonuyla türettikleri nisap sözcüğü vardır. Biliyorsunuz hani genellikle vergilendirme, zekat verme noktasında zenginliğin, mal varlığının belirli bir paya ulaşması noktasındaki konuma da nisap denir. Aynı. Hatta böyle bıçak sapına, kılıç sapına da yine böyle aynı sözcükten kullanılır. Şimdi burada gelelim şeye. Şimdi hani İnşirah suresindeki sözcüğe Feyza ferase fensaf. Oradaki nasabadan dikilmek fiiliyle emri hazır olur. Fensap dediği zaman fe sözcüğün aslından değil, ona insaptır, onun orijinali muhataba emirdir. Orada ona fensap, dikil. Yorul demek değil yani öyle o diğer anlamları oradan şey yaparız. Bu farklılıkları hani bilmek gerekiyor. Orada dikel göreve başla demek. Yani bir işi yaptığın zaman boş durma, tembellik etme, yatma, hemen bir başka işe koyul, işe başla,
yeni bir göreve dikil anlamındadır. Fiildir. Ensap sözcüğü ise nusup sözcüğünün yani isim o dikili taşlar sözcüğünün çoğuludur. Evet, daha böyle bu sözcüklerin incelikleriyle ilgili ayetler de örnekler, sözcüklerde de çok şeyler var ama bunların hepsini burada sayıp dökmenin de bir gereği yok. Şimdi geldik ikinci bir konuya. Bu da bundan evvelki bir başka sohbetimizde konu ettiğimiz hani izah edatıyla ilgili bir soru gelmişti de ona şey yapmıştık, cevap vermiştik. Şimdi o sözcükle ilgili kardeşimizin bir devam eden sorusu var. Biz orada isim cümlelerinde izah edatının hemencecik müfacaa ifade ettiğini söylemiştik. Fiil cümlelerinde de böyle ay, gün, zaman, hemen, sonra falan filan etmediğini de beyan etmiştik. Bunu herhalde hatırlarsınız. O konuyla ilgili sorusu olmuş ve uzunca da yazmış. Demiş ki kardeşim, İnfitar suresinin ilk 5 ve Tekvir suresinin ilk 13 ayeti isim mi fiil mi cümlesidir diye sormuş. Evet, bunun şeyini bu demek ki bir şeyin peşinde bir şeyi araştırıyor. Şimdi öncekine cevabınızı teşekkür ederim ama kafamdaki karışıklık tam gitmedi. Sorun da İnfitar suresinin 5 ve Tekvir suresinin ilk 13 ayetini de sormuştum. Değinmediniz. İzah kelimesinin isim cümlelerinde hızlı, ardıçlık, hemencecik anlamı verdiğini söylemiştiğiniz videoda bu dediğim ayetler isim mi, fiil mi cümleleridir diye sormuş. Şimdi evet, orada aslında biraz açıklama vermiştim. Çünkü konumuz bu konularda teknik bilgi, Arapça dersi vermek değil, Kur'an'ı anlatmak olduğundan o şeylere fazla girmemiştik. O zaman madem kardeşimiz bir şeyin peşinde koşuyor, ona da yardımcı olalım diyelim. Şimdi dostlar, Arapçada ve Türkçede ve dillerde cümleler isim cümlesi ve fiil cümlesi diye ikiye ayrılır. Bilirsiniz, ana ayrımdır bu. Alt ayrımlar ayrı. Şimdi isim cümlesi dediğimiz zaman bunun tanımı kısaca şöyledir. Cümlenin yüklemi isimse o cümle isim cümlesidir. Cümlenin yüklemi fiil ise o cümle fiil cümlesidir. Bunu hani ilk şeylerde hani ilkokullarda bile artık kelimelerden cümleye doğru gidildiği zaman bu böyle de öğretilir. Arapçada da öyledir. Şimdi Arapçada da aynen isim cümlesi mübteda haberden oluşur, öteki fiillerden oluşur diye bunlarda ayrıntıları vardır. Şimdi burada ben orada kardeşimizin sorduğu ayetlerin orijinaliyle şey yapacak olursak mesela İze semaun fatarat ve izel kevakibün teserat ve izel bihar fuccirat ve izel guburu gosirat alimet nefsüm ma gaddemet ve ahkaret. Bu cümlelerin hepsi burada izah var bakın şimdi izahının şeydeki kullanımına kardeşimiz merak etmiş şey yapın. Buradaki cümlelerin hepsi bakın intifarat dediğimiz zaman bu fiildir. Yani güneş katlanıp dürüldüğünde, şey gök çatladığı zaman, yıldızlar dökülüp dağıldığı zaman, denizler yarılıp akıtıldığı zaman, kabirler üst alt üst olduğu edildiği zaman, kişi önünden gönderdiği veya bırakıldığı zaman, evet bıraktığı şeyleri öğrenmiştir dediğimiz zaman, bunların hepsi fiillidir. Fiil cümlesidir. Onun için burada şöyle söyleyeyim. Göğün yarılması, yıldızların dökülmesi, denizlerin yarılıp çalkalanması, kabirlerin alt üst olmasıyla ilgili oluşumların kaç dakika aralığı, kaç dakika
veyahut da kaç saat aralığı, kaç gün, kaç yıl falan filan diye burada zaman mefhumunu net olarak söylenmez. Bu olduğu zamandır, olacağı zamandır. Hatta şunu da söyleyeyim size. Bunlar henüz olmamıştır biliyorsunuz. Ama kıyametin kopuşuyla ilgili, dirilmeyle ilgili ayetlerin hepsini incelediğiniz zaman şunu görürsünüz. Gelecek zamanda olacak şeyler de Allah'ın kullandığı ayetlerde geçmiş zaman o fiiliyle, o kalıpla gelir. Buna şu denir. Tahakkuku ufuğuna binaen. Yani kesin olarak bu gerçekleşeceği için bu sıfatla, yani bu fiil, bu kalıpla zikredilir. Mesela orada sura üfürüldüğü zaman henüz üfürülmedi. Ama kesin üfürülecek demek yani bu. Onu söyleyeyim. Yine mesela Tekvir suresinde güneş katlanıp dürüldüğünde kuvvet, yine fiildir burada. Onun dışında necimler döküldüğünde, dağlar yürütüldüğünde bunlar hep fiildir. Onun için bunların birbirine ardına zaman, dakika, sene, ay, yıl, hafta gibi bir şey söylememiz kesinlikle söz konusu olmaz. Onu belirtelim. Ve bu hani fiil cümlesindeki izanın kullanımında zamanın hemen gibi bir şey yok. Onun ne kadar zaman olduğu şeyinde bir tayin yapılamadığını daha önce söylemiştim. Burada da öyle. Ha. Burada herhalde kardeşimiz ve söylenecek şey bundan ibaret. Onu da burada belirtmiş olayım. Şimdi geçtik bir başka noktaya da. Bunu şey yaparken size bir hani dikkatinizi çekeceğim bir başka şey var. Hatırlarsanız birçok sohbetimizde akıllı önemine, aklın önemine, müminin mutlak surette akıllı ve düşünceli, fikirli olması gerektiğini söylemiştik. Cahilden de mümin de olmaz, Müslüman da olmaz demiştik. Ve Kur'an'ın ayetlerine baktığımız zaman Ra'd 24'te, Ra'd 3'te, Yunus 24'te, Nahl 11'de ve yine Nahl 66'da, Rum 21'de, Zümer 42'de ve Câsiye 13'te Cenab-ı Hak verdiği örneklerin, uyarılarının hepsinin likavmin yetefekkerun, düşünen toplumlar içindir diye ifade eder. Yani düşüncesini kullanmayan, beynini kullanmayan insanların herhangi bir dinden, imandan, Allah anlayışından vesaire falan artık uzak olduklarını bu ayetlerden de belirtmiş, öğrenmiş oluyoruz. Şimdi bunu şey yapmamın sebebi yine İstanbul'dan sevgili bir dost diyeyim. Yani büyük mütefekkir, filozof kabul edilen büyük ressam Mustafa Günen Beyefendi'nin bir şeyi var, sorusu var. Onu burada belirteyim ve onu da burada yine Kur'an'ımızdan net olarak açıklayayım. Şimdi hani toplum içerisinde şey yaparken şimdi bir Araf sözcüğü var, Araf. Şimdi bir de Kur'an'ımızda yine Araf suresinde Ashab-ı Araf var. O bir yerlerden şöyle okumuş. Bu Ashab-ı Araf denilen kesim, kişiler vesaire şöyle şey yapayım. İyi ve kötü amelleri eşit olan müminlerdir. Bunlar cennete hemen konulmayıp ikisi arasında yani ara bölgede bir müddet bekletilip sonra cennete konulacaktır diye Araf sözcüğünü bir de şöyle hani şey var Araf'la ilgili bu da Sırat Köprüsü'nün üstünde yüksekçe bir yerdir burçtur diye tabir getirmişler. Evet şimdi bu böyle olunca bu tabire göre bu anlayışa göre bu kabule göre, şimdi Allah ahirette insanları hesaba çektiği zaman
belirli belirli insanların kusurları, sevapları, hataları falan eşit dengeli oluyormuş. Bunlar hemen cennete falan filan gitmiyormuş. Onlar bir arada ara bölgede tutuluyor, bekletiliyorlarmış. Şimdi niye bekletilecekler dediğimiz zaman burada şimdi haşa böyle işin şey tarafı şu. Terazi yanlış takmış, eksik takmış, yani sisteme girmemiş bilgiler, belgeler varmış sanki de net olarak belli olmadığından Allah herkesin hesabını gördükten sonra yeniden onların mahkemesi yapılacak. Amelleri, iyilikleri, kötülükleri yeniden değerlendirilecek. Yani bu neye benzer? Hani şimdi modern hukukta da hani mahkemelerin bir istinaf mahkemesi var ya. Şimdi yerel mahkeme karar verir. Suçlu, suçsuz vesaire. Ondan sonra taraflar buna itiraz eder. İşte o istinaf mahkemesine, yüksek mahkemeye giderler. Bizim dava sıfırdan görülsün, yeniden görülsün, yeni belgemiz var, yeni bilgimiz var tarzıyla oraya şey yapılır. Onlar da tekrar o mahkemeyi, o delilleri yeniden derler suretiyle sonuçlandırır. Aynı böyle bu anlayışı geliştirmişler. Bakın bu resmen biliyorsunuz Allah her şeyi kaydını tutmuş biliyorsunuz. Hiçbir şey zayi etmemiş. Aynen filmini çekmiş, videosunu çekmiş. Hesabını kendin gör demiş. Ama böyle şeyler de uydurulmuş biliyorsunuz yani. Böyle şeyler Allah'ı tanımamaktan, Allah'ı bilmemekten ileri gelir. Şimdi bunları anlatılırken neden böyle şey yapayım biliyor musunuz size? Bu anlayışların oluşmasına sebep olan da yine Musaf'ın tertibi noktasındaki ihmaller veyahut da ihanetler. Şimdi Araf suresinin şöyle söyleyeyim. 40. ayetinden 49. ayet hatta 51'e kadar olan ayetlerde teknik ve semantik açıdan mutlak surette uyum olması lazım gelirken bazı ayetler tam teknik olarak yerinde değil bu paragraf. Onun için de bunlar değişik şeylere, anlamlara çekilmiş. Mesela şimdi Araf sözcüğünü almışlar. Araf sözcüğüyle ilgili şunlar iddialarda bulunmuşlar. Sırat köprüsünün üstündeki yüksekçe bir yerdir demişler. Cennetle cehennem arasında Uhud dağına benzer bir mevkidir demişler. Yine cennetle cehennemi birbirinden ayıran bölgedeki surun yüksek bir yeridir demişler. Araf'ı böyle yapmışlar. Millete bu şekilde de empoze etmişler anlatacağım. Şimdi gelelim Ashab-ı Araf. Kur'an'da hem Araf, Ashab-ı Araf diye var. Ashab-ı Araf dediğimiz zaman o Araf'ta bulunanlar demek. Onun yaranı, onun dostları, onun ahbabı, onunla ilgilenenler demek. Şimdi buraya baktığımız zaman Ashab-ı Araf'ı da şöyle açıklamalarda bulunmuşlar. Deminki size ilk sunduğum şeyler gibidir. Bunlar iyi ve kötü amelleri eşit olan müminlerdir. Bunlar cennete hemen konulmayıp ikisi arasında yani Arafat'ta, ara bölgede bir müddet bekletilip sonra cennete konulacaktır. Bu adamlar imiş. Bir diğeri de Araf meleklerdir. Müminleri ve kafirleri yüzlerinden tanırlar demişler. Bir de yine peygamberler, şehitler, yüksek şahsiyetli alimlerdir demişler. Bir de cennet ve cehenneme gitmeyi gerektirecek durumda olmayan kimselerdir ki bunlar peygamberlerden haberi olmayanlar, kafir ana babanın küçükken ölmüş çocukları, veledi zinalar, zinadan doğan çocuklar yani ve derilerdir demişler. Evet. Şimdi bunları daha
maddeler de çok bunlara uydurmuşlar yani bu şekilde millete anlatmaya çalışmışlar. Şimdi değerli dostlar, biliyorsunuz Kur'an'ımızda Araf suresi var. Şimdi Kur'an'ımızda Araf suresi var ama Araf suresinden önce inmiş bir de Mürselat suresi var. Ama elinizdeki Mushaf'a baktığınız zaman Mürselat suresini orada görmezsiniz. Mushaf'ın ta sonlarında görürsünüz. Şimdi Mürselat suresinde ver Mürselat'ı urfen der. Öbek öbek, bilgi öbeği halinde indirilmişlerdir. Burada Kur'an ayetlerini, Kur'an necimlerini şey yapar. Urf, tamam, tepe, bölge demek ama bu horozun ibiğinden veyahut da kum yığınından çıkar ama burada urf sözcüğünün tekili kum yığını demek. Bilgi yığını demek sosyolojiye getirdiğimiz zaman. Bilgi yığını demek. Ama bize urfu öğretmeden, bizler de urfu öğrenmeden, Mürselat suresini öğrenmeden Araf suresine geçip orada bunun çoğuluyla karşılaşınca ister istemez böyle hani değişik fikirler atma, böyle mesnetsiz yorumlar yapma zorunluluğu ortaya çıkmış ve çıkmakta. Hala da çıkar. Onu söyleyeyim. Şimdi bir şeyin Araf çoğuldur. Urf'un çoğulu. Siz bir sözcüğün tekilini bilmiyorsanız çoğulunu zaten bilemezsiniz de anlayamazsınız da. Hepimiz öyleyiz. Değil mi? Önce şeyin bir tekilini bilelim. Sonra onun çoğulunda biliriz. Çoğul sözcüğü çoğullaştırmasında biliriz. Tekini anlarsak çoğulunu anlarız. Ama tekilini anlamadan çoğulu önümüze gelecek olursa böyle yabancı bir şeyde onu anlamamıza imkan ve ihtimal yok. Evet. Onu anlamamıza imkan da yok, ihtimal de yok. Şimdi öyleyse ben size burada şunu böyle açıkça net olarak söyleyeyim. Sözcüğü Cenab-ı Hak önce urfu öğretir bize. Urf sözcüğü bilgi birikimi demek normalde. Mürselat dendiği zaman hani Mürselat suresinde gönderilmiş, elçiyle gönderilmiş bilgi birikimi demek. Bu da Kur'an'ın sıfatlarından biridir. Ver Mürselat urfen dediği zaman öbek öbek bilgi birikimi halinde gönderilmişlerdir Kur'an. Bunları bizim tebliğindeki geniş açıklamalarımızdan sizce ayrıntılı olarak okuyabilirsiniz. Daha başka sıfatları da var orada Mürselat'tan sonra, Urs'tan sonra. Evet, şimdi burada geldik. Urs sözcüğünün gönderilmiş ayet grubu olduklarını biliyoruz. Şimdi Araf'a geldiğimiz zaman direkt olarak Urf'u biliyoruz ya, oradaki geçen Araf sözcüğünü ne diyeceğiz? Bilgi birikimi gruplarıydı ya, çoğullaştıracağız. Ha, çoğullaştıracağız. Olay bu. O zaman ne olur? Bilgi birikimleri çoğul oldu. Arkadan da Ashab-ı Araf dediğimiz zaman ne olur? Bu bilgi birikimleriyle ilgili insanlar demek. Kur'an'ı bilen insanlar demek. Ashab-ı Araf dediğimiz zaman Kur'an bilgisine sahip olan insanlar demek. Evet. Şimdi burada o şey grubunda hani bahsettim ya Araf suresinde yani 40. ayetten 51'e kadar bazılarının yerleri hani değiştirilmek suretiyle onları şey yapabiliriz. Net olarak hem teknik olarak öyledir hem de semantik olarak daha şey yaparız. Bu adamların bir özelliği var. Ashab-ı Araf'ın bir özelliği var. Bu adamlar
çarşıda, pazarda, sokakta giderlerken insanlardan bazısının bunlar cennetlik, bazısının da cehennemlik olduğunu bilebilirler. Ve bunu yüzlerinden, şeylerinden, yani yüzlerinden dediğim zaman tüm davranışlarından bunları fark edebilirler. Bu Ashab-ı Araf bu. Yani bu adamla Kur'an bilgisi alınca Cenab-ı Hak burada ne diyor? Müşrik, müfsit, kafir, münafık cehenneme gidecek dedi mi? Dedi. Nerede dedi? Kur'an'ında. Bu adam da Kur'an'ını biliyor. Çarşıda, pazarda herhangi bir kafir, müşrik şey yaparsa, buna genel oranda füccar diye tabir edilir Kur'an'da, füccarlar cehenneme gider. Ya bu adam bu şekliyle ölecek olursa, bu dinsizliğiyle, imansızlığıyla, müşrikle ölecek olursa bu cehenneme gider. Veyahut da bir adam müttaki, mümin, takva sahibi her şeyiyle ona bir bakar. Dünyada ya bu da ömrünü böyle geçirecek olursa o da cennetlik adamdır. Bunu bilirler. Bunu dediğim gibi Kur'an'ı bilen, Kur'an'la hemhal olmuş herkes o Kur'an'ın vermiş olduğu ölçüler çerçevesinde kimin cennetlik, kimin cehennemlik olduğunu şarta bağlı olarak, yani böyle devam ederse, bu hal üzerine vefat ederse şartıyla cennetliktir, cehennemliktir bilir. Evet, Araf ne cennetle cehennemin arasında bir tepe, ne de burada bahsettikleri bir Ashab-ı Araf, ne peygamberi görmemiş, ne hesabı kitabı denk gelmemiş vesaire gibi şeyler, hepsi ortadan kalkar gider. Nasıl? Kur'an'ı inişe göre okuyacak olursanız, önce Urfu, sonra Araf'ı öğrendiğiniz zaman bu olay netleşir. Evet, burada değerli Mustafa Bey dostumuza da şey yapalım. Onlar hani istinaf mahkemelerine falan filan, hani öyle bir şey yok. Orada Cenab-ı Hak direkt olarak herkesin eline kitabını verir. Herkes kendisinin cehennem olduğunu, cennetlik olduğunu zaten orada da kendisi görür. Kimsenin zerrece bir ameli ne gizlidir, ne saklıdır, ne de ihmal unutulmuş, ne de ihmal edilmiştir. Allah'a böyle sıfatların yakıştırılması bühtandır, cinayettir. Evet, bu sohbeti burada tamamlıyoruz. Hoşça kalın.